Herkese merhaba. Özel bir manşetle karşınızdayım. Bugün daha önce de söz verdiğim gibi Olay TV Cavit Çağlar 15 Temmuz ilişkisi bu meseleye bakacağım. Bu konuya bakacağım. Eylül ayı ile beraber Türkiye medyasında bir hareketlenme başladı. Hükümetin e, kimi medya kurumlarına ve kimi medya kişiliklerine dönük kimi uygulamaları e, sert şekilde devam ederken Hatta kapatmalar, durdurmalar söz konusuyken özellikle Tele1 açısından söylüyorum, Tele1 kanalı açısından söylüyorum, Halk TV açısından söylüyorum. Farklı kanallar, farklı gazeteler, farklı internet siteleri de farklı uygulamalarla gerçekten güç günler geçiriyorlar. İki yeni televizyon oluşumu ilgi uyandırdı Eylül ayının başlamasıyla beraber. Biri Olay TV, öbürü de Sözcü TV. Olay TV'nin başında Süleyman Sarılar var genel yayın yönetmeni ve kurucu olarak. Ee, Sözcü TV'nin başında da Erdoğan Aktaş var genel yayın müdürü ve kurucu olarak. Ee, ekipleşme anlamında da söylüyorum. Her ikisini de tanıyorum. Her ikisi de görüştüğüm, bildiğim isimler ve uzun yıllardır medyada emek vermiş, çok çeşitli kurumlarda çalışmış e, isimler. Yetenekli isimler, belli bir tecrübesi olan isimler. Paraşütle. Gelmiş paraşütle düşmüş medya camiasına hani havuz unsurları, havuz canlıları falan diye tabirler var ya o gruba girecek isimler değiller. E, Olay TV ile e, Olay TV'yi daha çok mercek mercek altına alacağım. E, Olay TV gerek modern bir binada gerek yaptığı transferlerle e, gerekse günler içerisinde örgütlenmesiyle çok konuşuluyor. Medyada bir hareketlenme olduğunda bu medya dünyasının adetidir. Çok konuşulur. Çok spekülasyon yapılır. Olay TV'nin sahibinin Cavit Çağlar olduğu açıklandı. Bu kendi tarafından açıklandı. Başka isimler de var elbette gündeme gelen. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bağlantılı olduğuna dair iddialar da var. Bunlar da speküle ediliyor ama... Cavit Çağlar kimliği, Olay TV ve Cavit Çağlar'ın geçmişi ve özellikle son 5 sene içerisinde üstlendiği rol itibariyle özel bir e, yayın e, yapılmasını hak ediyordu. E, kimdir Cavit Çağlar? Yeni nesil bilmez, tanımaz. Cavit Çağlar e, 1945 doğumlu, bugün 75 yaşında bir iş adamı. Ama Cavit Çağlar'ın geçmişi e, o kadar e, renkli ve o kadar yoğun ki Kitabı da yazıldı. Hulusi Hulusi Turgut yazdı galiba. Başka kitaplara da konu konu olacak kadar renkli bir siyasal ve e, iş dünyası geçmişi var. İş adamlığı geçmişi var. E, Cavit Çağlar olay televizyonunda görülüyor bu resimde. E, Sözcü gazetesi 8 Eylül'de Serpil Yılmaz, yazarı Serpil Yılmaz'ın ...yazısıyla konuya biraz açıklık getirdi Olay TV-Cavit Çağlar ilişkisi üzerine. Cavit Çağlar, Olay TV'nin %100 hissesi benim dedi e, gazeteci Serpil Yılmaz'a. Yine bu yazıda e, Olay TV'yi İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın... ...Trabzonlu tekstilci Hüseyin Kalkan'a sattığı konuşuluyor e, iddiası da yer almıştı... Hüseyin Kalkan'ın televizyonda patronluk yaptığına dair iddialarda var. Cavit Çağlar'a bunu yöneltmiş ve Cavit Çağlar yazısına da başlık olan şekliyle Olay TV'nin %100 hissesi benim diyor. Ancak yazıda enteresan bir cümle dikkat çekiyor. Cavit Çağlar'ın Rus uçağının düşürülmesi sonrasında arabuluculuk yaptığı ve o arabuluculukla, e, dikkatleri üzerine çektiği gibi bir satır var. Serpil Yılmaz üzerine gitmemiş ama ben üzerine gittim ve e, nedir bu olay diye baktım geriye doğru ve ilginç açıklamalarla, ilginç bağlantılarla karşılaştım. Cavit Çağlar kimliğine bakalım. Cavit Çağlar burada eşiyle görülüyor, burada kızıyla, kızının düğününde görülüyor. Son derece e, renkli bir kişi, son derece renkli bir e, kişilik. Cavit Çağlar. E, askere de gitmiş kendi ifadesine göre dönemin genelkurmay başkanı Cemal Tural kendisini çok sevdiği için süresiz izin kağıdı almış. Yani e, izinde geçen bir askerlik yaşamı var. E, ama 1980'li yılların sonuna gel gelindiğinde 30 şirket 16 binin üzerinde çalışanı olan Nergis Holding'in patronu koltuğunda e, kamuoyunca tanınması da 1982'de Bursa Spor Başkanı olunca Bursa Spor Başkanı olduğuna, Bursa Spor Başkanlığına dair bir gazete kupürünü paylaşacağım sizinle. Bursa Spor Başkanı Sarıyer maçını kuş bakışı izledi diyor. O zaman tabi Cavit Çağlar ismi çok yok. E, helikopterle efendim maç e, başkanın helikopteri stadın üzerinde dolaşmış filan. 1982'li, 83'lü 84'lü yıllarda gerçekten üst kalite, üst seviye bir yaşamı var Cavit Çağlar'ın. Fakat 80'lerde hemen siyasi yasaklar daha devam ederken ve Doğru Yol Partisi kurulmuşken, Süleyman Demirel'in siyasi yasağı devam ederken ki kaldırılacak 1987'de, o yıllarda Demirel'le tanışıyor ve aslında e, her şey ondan sonra biraz daha farklı bir hal alıyor. Ne, Nergis Holding'in başkanı evet, e, Bursa'da olay gazetesi var evet, e, zengin bir iş adamı evet. Fakat siyasete ilgi duyması, Demirel'e hayranlığı onu e, bambaşka koltuklara ve bambaşka mecralara taşıdı. İşte burada Süleyman Demirel'le gör, görünüyor hemen Demirel'in arkasında. Gene burada hemen e, fotoğrafta solda görüyorsunuz. Süleyman Demirel'le yaşam öyküsü büyük ölçüde kesişmiş bir isimdir Cavit Çağlar. Burada da hemen yanında görüyorsunuz. Hep yanında 80'li yıllar özellikle Demirel'in yeniden küllerinden dirildiği yükseldiği yıllar. 1987'de yasaklar kalktıktan hemen sonra gidilen seçimde Doğru Yol Partisi meclise girmişti ve Cavit Çağlar da DYP sıralarında milletvekili olarak Demirel'in yanında siyasete atıldı. O dönem gerçekten Doğru Yol Partisi ve Demirel'in siyasette bir numaralı finansörüydü. Yani siyaset parasız olmaz. Cavit Çağlar tüm imkanlarını Demirel ve Doğru Yol Partisi için seferber etmişti ve 1987'de Bursa'dan DYP milletvekili seçildi. Demirel'in manevi oğlu olarak tanındı. Bu da meşhur aile fotoğrafı. Bu aile fotoğrafında Demirel'in zengin ettiği isimler diye geçiyor. Esasen Cavit Çağlar zaten de ama Zenginliği katlandı Demirel'den sonra. Bu fotoğrafta Kamuran Çörtük var. Nazmiye Hanım tarafından Ali Şener var ve hemen sağ tarafta Cavit Çağlar var. O yıllarda gazetelerde bu fotoğraf çok basıldı ve Demirel'in aile fotoğrafı olarak çok konuşuldu. Hürriyete verdiği bir demeç. Ben de vergi kaçırdım. Demirel'in sağ kolu, kabinenin en zengin adamı, devlet bakanı Cavit Çağlar, Hürriyet'in sorularını açık yüreklilikle yanıtladı diyor. Hatta o dönemde e, Çağlar'ın Ziraat Bankasına 399 milyarlık borcunu 176 milyara kadar indirdiği e, konuşulmuştu. Anavatan Parti'li Adnan Kahveci de kamu bankalarının Cavit Çağlara teslim edilmesi Ciğerin kediye emanetinin belgesidir demişti. Evet. Gene aynı yıllarda Etibank Refah Yol iktidarında ki Refah Yol'un Refah Partisinin ortağı aynı zamanda Doğru Yol Partisiydi. Oradan Refah Yol oldu zaten. İlk özelleştirme ihalesinde Etibank Cavit Çağlara satılmıştı. Cavit Çağların Interbank macerası da var. Cavit Çağlar'ın oğlu Mustafa Çağlar da dönemin hızlı playboylarındandı. Gece yaşamında son derece hızlı bir isimde her gün magazin sayfalarını süslüyordu. Sağdaki Mustafa Çağlar daha sonra Başak Hanım'la evlendi ve artık medya, magazin dünyasından çekildi bir anlamda. İşte bu da Çağlar Interbank'ın tamamını aldı haberi. Cavit Bey'e bu işin faturası Çukurova'nın Interbank'ı olan 400 milyon dolar borcunun yarısı 200 milyon dolarlık bölümü silindi. Çağlar ilaveten 50 milyon dolar nakit Kara Mehmetler'e para verdi. O dönem böyle vergi indirimleri işte silinmeler şu bu vesaire e, görüyorsunuz. Yani bugünkünü, bugünküne benzer ilişkiler var bugünküne benzer iltimaslar var. Ee, böyle oluyor siyasette işler. Bu da işte bir Amerika gezisinden e, fotoğraf efendim. Baba Bush başkanken Demirel Amerika seyahati Cavit Çağlar orada. Ortada da Hikmet Çetin. DYP-ZP koalisyonu tabii e, o dönemde Hikmet Çetin e, hükümet ortağıydı. Burada gene e, Demirelle e, görülüyor. Burada... Hüsamettin Cindoruk'la görülüyor. Doğru Yol Partisi'nde siyaset yapıyor. O dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ydı. Burada da gene işte DYP-SHP hükümeti, SHP ayağı Erdal İnönü genel başkan. Hükümet sıralarında da Başbakan Demirel ve hemen yanında Devlet Bakanı Cavit Çağlar oturuyor. Burada da Çiller'le görülüyor. Çiller yani Doğru Yol Partililiği Demirel Köşke çıktıktan sonra da bitmedi elbette. Çiller döneminde de devam etti e, partide. Olay gazetesini kurarak e, medyaya adım attı. Medyaya öteden daha yani zenginleşir zenginleşmez ilgi gösteren bir isim ve olay gazetesinden hemen sonra da Bursa olay gazetesi bu bir şehir gazetesi. E, olay gazetesi halen devam ediyor bu arada. E, 1992 yılında Olay TV'yi e, kurdu. Olay TV ve Olay Gazetesi bizzat Cavit Çağlar tarafından kurulan, başlatılan, onun mülkü olan kurumlar. Olay TV hatta Türkiye'nin ilk televizyonlarından biri olabilir. 91'de Star başladı, 92'de Kanal 6, HBB filan, Show TV filan başladı. O yıllarda Olay TV'de bir bölgesel, yerel kanal olarak başladı. Güçlü bir kanaldı. Mesela bu haberde İki e, tekstil devi, solda Cavit Çağlar, sağda Ali Osman Sönmez. İkisi de Bursalı ve ikisinin de Bursa'da güçlü kanalları var. Cavit Çağlar'ın e, Olay TV'si, Ali Osman Sönmez'in de As TV'si. Olay TV ve As TV rekabet halinde. As TV'yi de biliyorum. Gerçekten her ikisi de yerel kanal demezsiniz. E, nitelikli programları vardı. Mesela Sedef Kabaş, herkesin bildiği isim. Olay TV'de ilk e, görülmüştür ve e, ekran yüzü olmuştur. Burada Çetin Altan'la programı görülüyor. Yani stüdyonun şıklığına bakar mısınız? Gayet e, seviyeli programlara imza attı. Portreler programı. Ahmet Kaya konuk olmuştu. Sedef Kabaş'ın programlarında, programlarından birine. Hala YouTube'da vardır. Bu programı e, izleyebilirsiniz. Evet. Fakat Cavit Çağlar'ın... E, Asıl medyadaki büyük hamlesi 90, 96 yılında NTV'yi kurması oldu. Sıfırdan kurdu. Nergis Televizyonu, Nergis Holding'in ne, N'sinden NTV, NTV daha doğrusu. Fakat İngilizce okunuşunu esas aldılar. NTV dediler, Nergis TV. E, ve e, Türkiye'nin ilk haber kanalıydı. Ve 99'da CNN Türk kurulduğuna göre 3 yıl boyunca da bayrağı tek başına taşıdı. Gerçekten seviyeli bir e, habercilik yaptı. Nuri Çolakoğlu kurdu MTV'yi. E, pek çok isim orada yetişti. Pek çok isim o ekranlarda kendine e, şans buldu. Mesela Sabah Tümer, hani MTV'nin ilk sunucularından biriydi. E, bütün ofislerde, medya ofislerinde açıktı, iş yerlerinde açıktı. Ve e, MTV... 3 yıllık bir maceranın sonunda 99'da doğuş grubuna, Şahenklere satıldı ama ne bir siyasi tarafı oldu NTV'nin ne de kendi ticari çıkarları doğrultusunda kullandı Cavit Çağlar NTV'yi. Bu fotoğraf çok çarpıcı. İşte 80'lerde Olay Gazetesi'ni kurup büyüyen, 90'larda işte Olay TV'yi kuran iktidara gelen devlet bakanı olan iki tane bankası olan e, Cavit Çağlar siyasal ve ekonomik olarak zirveyi tutmasına rağmen e, sonrasında battı. Çok uzun hikaye bunlar ama şu anda konumuz o değil. E, bakarsınız, araştırırsınız, öğrenirsiniz. E, ve yurt dışına çıktı. E, firari duruma düştü. Birkaç sene ülkeye giremedi. Hakkında Interpol e, bülteni çıkartıldı ve Amerika'da o interpol bülteniyle yakalanarak Türkiye'ye getirildi 2001 yılında ee, ve bu onun e, uçaktan inerkenki e, fotoğrafı e, ve cezaevinde de e, yattı. Cavit Çağlar ve 2001 yılından bu tarafa da neredeyse 2015-2016 yılına kadar 15 sene boyunca da hukuki mücadelesi devam etti. Milyar dolar TMSF'ye borcu vardı bankalardan dolayı onu ödemeye çalıştığı anlaşmalar, yargı süreçleri epey bir yaka paça oldu. Neden? E çünkü Demirel iktidardan inmişti. Doğru Yol Partisi de iktidarda değildi. Önce Doğru Yol Partisi iktidardan indi. Ardından Süleyman Demirel Çankaya Köşkü'nden indi. Çankaya Köşkü'nden indikten sonra da Süleyman Demirel Cavit Çağlar için her şey baş aşağı gitmeye başladı. 2015 yılına gelindiğinde Cavit Çağlar gerçekten e, Demirel yoktu. E, 70 yaşını geçmişti ve bir türlü eski günlerine dönemiyordu. Fakat Çağlar için 2015 yılı bir mühim dönüm noktası oldu. O arada son günlerine kadar Demirelle beraberdi ki bu Demirel'in son yaş günü pastası görüyorsunuz Cavit Çağlar orada 2014 Demirel'in yaş günü pastası ve Demirel 2015'te vefat etti. Cavit Çağlar için 2015 Demirel'in vefatı anlamında gerçekten hüzün yılıydı belki ama sonrasında yaşanan gelişmeler açısından da büyük bir çıkış yılı olacaktı. 24 Kasım 2015'te Türkiye Suriye sınırında bir Rus uçağını düşürdü. Ve büyük bir krize yol açtı bu. Vizeler kalktı, karşılıklı sert açıklamalar yapıldı. Hatta çok iyi hatırlıyorum Putin ilk gün... Ee, ben o günlerde bir basın gezisi münasebetiyle Moskova'daydım. Düşünebiliyor musunuz? 24 Kasım 2015'te Rus uçağı düştüğü gün bizim uçak Moskova'ya inmişti. 2-3 gün Moskova seyahatimiz. O yani bu uçağın düşmesiyle beraber bizim seyahat de suya düştü. Bütün programlar iptal oldu falan filan. Biz de hatta programlanandan önce dönmek zorunda kalmıştık arkadaşlarla Türkiye'ye tekrar. Ee, Putin e, arkamızdan bıçaklandık demişti, hiç unutmuyorum. Çağlar e, ben bu işi çözerim dedi. E, ben bu işi hallederim dedi. Enteresan bir çıkıştı bu. E, Cavit Çağlar kim? Bu işi nasıl halledecek? Batık bir banka patronu, tamam eski bir siyasetçi falan ama ile ne ilişkisi var? Böyle bir iki büyük ülke arasında diplomatik krizi nasıl çözecek? Zaten Putin ile Erdoğan tanışıyorlar, halledecekler, aralarındaki sorunu hallederler. Acaba nasıl çözecek? Bu büyük bir merak konusu oldu ama o arada kilit rolü, rollerden birini Hulusi Akar üstlendi. Hulusi Akar, Cavit Çağlar'ın Ankara'daki bakanlık döneminden tanıdığı bir askerdi. Nereden tanıyordu? Ça Cavit Çağlar devlet bakanı iken Hulusi Akar da ee, dönemin genel kurmay başkanı ki 28 Şubat 1997 MGK'sının süreci adını veren MGK'nın genel kurmay başkanıdır İsmail Hakkı Karadayı'nın özel kalem müdürüydü. hemen fotoğrafta sağda gördüğünüz isim Hulusi Akar o günlerden Cavit Çağlar'la tanışıyorlardı ve Cavit Çağlar Hulusi Akar'a dedi ki ben bu işi hallederim enteresan kendisi bunu ee, anlattı daha sonra CNN Türk'te işte bu yayında Hakan Çelik'e anlattı. Ee, olaylar geçip gittikten bittikten sonra işte bu yayının tarihi de 3 Aralık 2017. İnternette var bakar bulursunuz. 3 Aralık 2017 CNN Türk yayınında Hakan Çelik'e Cavit Çağlar dedi ki ben bu işi hallederim dedim. Hulusi Akar hadi canım sen de nereden halledeceksin falan. Ben hallederim dedim dedi ve Cavit Çağlar ee, işte bir takım temaslar kuruyor Rusya'yla. Bugün ne olduğunu hala bilmiyoruz. Ve 15 Mayıs 2016'da Rusya'ya gidiyor. Bir küçük heyetle yanında bir emekli paşa var galiba. Fakat Moskova'ya inen uçakta 3 saat bekletiliyor. Gene bu yayında söylediği sözler. 3 saat sorgulanıyor. Niye geldiniz, ne yapıyorsunuz vesaire falan. Çünkü Türkiye ile kriz var. Zaten hani vizeler falan da kalkmış. Türkiye'den böyle bir heyet Moskova'ya uçak inmiş. Niye burada falan. İlişkilerin çok gergin olduğu zamanlar. Detaylarını bugün bile bilmiyoruz. Ama bir dizi çabadan sonra Cavit Çağlar krizi çözen aktörlerden biri oluyor. Enteresan bir şekilde. Ve burada krizi çözdükten sonra ya da belki çözerken o günlerde 27 Ekim 2016 tarihli bir Twitter mesajını görüyorsunuz. Bakan Faruk Çelik Cavit Çağlar'la buluşmuş. Bunu da Twitter'a fotoğraflı olarak bu şekilde koymuş. Ekim 2016. Yani Cavit Çağlar'ın ben bu işi çözerim dediğinin üzerinden yaklaşık bir yıl geçiyor. Mayıs 2016'da Moskova'ya inen uçaktan sonra da işte 5 ay geçiyor. Burada da işte Faruk Çelik'le makamda yapılan görüşme. Ve tabi Erdoğan, Erdoğan olaylardan habersiz olması mümkün değil. Faruk Çelik köprü, Cavit Çağlar Erdoğan'la da buluşuyor. Belki de ilişkileri Faruk Çelik üzerinden götürüyorlar, bilemiyoruz. Her ne hal ise ben bu işi çözerim diyor ve e, işi çözüyor. Türkiye ile Rusya arasında e, kriz tatlıya bağlanıyor yavaş yavaş ve 4 Kasım 2017'de ben bu işi çözerim dedikten iki sene sonra Cavit Çağlar bu işi çözdüğü için bu ara buluculuğundan dolayı bu ödülsüz kalmıyor ve tarihte ilk defa bir Rus devlet başkanının elinden devlet onur nişanını alıyor efendim. Fotoğrafın tarihi 4 Kasım 2017. Evet bu o gün Kremlin'de çekilen fotoğraflar. Bir buçuk sene önce ya da ee, bir yıl dört ay, bir yıl beş ay önce neyse e, uçağı Moskova havalı alanında bekletilen isim yaklaşık bir buçuk sene sonra Kremlin'de onur nişanı alıyor Rus Devlet Başkanı'nda. Yani sıçramaya bakar mısınız? Evet. Ve kritik açıklama Cavit Çağlar Habertürk'ten Nagihan Alçıya Bu Onur nişanı töreninden 4 gün sonra Türkiye'ye döndükten sonra muhtemelen 8 Kasım 2017'de şu açıklamayı yapıyor. Putin ve Sayın Cumhurbaşkanımız olmasaydı uçak krizi aşılamazdı ve 15 Temmuz'un akıbeti çok farklı olabilirdi. Tabi kimse de sormadı yani uçak kriziyle uçak krizinden 25 Kasım 24 Kasım işte 2015, 15 Temmuz 8 ay sonra. Uçak krizinden 8 ay sonraki 15 Temmuz arasındaki ilişki nedir? Uçak kriziyle 15 Temmuz arasındaki ilişki nedir? Çağlar acaba, Cavit Çağlar, Putin'in 15 Temmuz'a ilişkin elindeki kozu biliyor muydu? Rus yetkililer bunu onunla paylaştı mı? Ve Rus yetkililer ve çağla, Putin ve Moskova 15 Temmuz kozunu katlayıp ceplerine mi koydular? Cavit Çağlar'ın Arabuluculuk buluculuk gelişimlerinden dolayı. 15 Temmuz'un akıbeti neden farklı olsun? Ne sıkıntıya sokacaktı Türkiye'yi, AKP'yi, Recep Tayyip Erdoğan'ı? Ne biliyordu Rusya? Rus istihbaratı, Putin vesaire. Evet. Hep rivayet edilen konunun Çağlar'ın dilinden artık İtirafıdır bu. Rusya 15 Temmuz'un arka yüzünü biliyor ve bunu Türkiye'ye karşı koz olarak kullanıyor. O arada tabii Türk, e, Cavit Çağlar TMSF e nezdinde çok zor durumdaydı. Yani e, Cavit Çağlar e, TMSF e borcunu e, düşürmüş düşürmüş e, saygı Öztürk'ün sözcüdeki yazısından öğreniyoruz. 29 Mayıs 2015'te 300 milyon dolar borcu var. Cavit Çağlar Saygı Öztürk'e söylüyor. 29 Mayıs 2015'te yani Rus uçağı düşmeden 5 ay önce TMSF'ye 300 milyon dolar borcu var dolar bazında. Olay TV ve gazetesi de satışa çıkarılmış durumda. Haraç mezat gidiyor. Bitik. Fakat 5 ay sonra bambaşka bir yola girecek Cavit Çağlar'ın ticari hayatı. Ne olacak? TMSF 29 Mart 2019'da borcun kapandığını açıklayacak. Yani e, uçak krizinden 3-3,5 sene sonra. Ve Cavit Çağlar TMSF'ye borcunu kapattıktan sonra daha çok yeni geçen sene işte Sabah Gazetesi'ne konuşacak. 29 Temmuz 2019'da. Ve Sabah gazetesine diyecek ki benim için dünyada şu anda iki güçlü lider var. Biri Erdoğan, diğeri de Putin. Evet, bu 29 Temmuz 2019 Sabah gazetesine verilen ilk röportaj. Erdoğan'ın gazetesi yani AKP'nin gazetesi oradan çekilmiş fotoğraflar. Ve aynı Cavit Çağlar bundan tam bir sene sonra 24 Ağustos bir sene bir ay sonra 24 Ağustos 2020'de yani geçen ay yani daha 15 15-20 gün önce 24 Ağustos 2020'de bir söyleşi daha verdi aynı isme. Tuğba Kalçık'a aynı isme bir söyleşi daha verdi. İşte bu başlıkla girdi sabahın sürmanşetinde. Ve orada da dedi ki Cumhurbaşkanımız tartışmasız çok özel bir lider Erdoğan dünyaya karşı dik duruyor. Putin de öyle hep lafı dönüp dolaştırıp Putin'e getiriyor. İkisi de büyük devlet adamları o yüzden iyi anlaşıyorlar. Halbuki ben bakın soru cevaplarda soruda Putin yok. Putin sorulmadığı halde Erdoğan büyük lider Putin de öyle deyip iki büyük lider var falan öylesine böyle getiriyor. Yani 4 sene öncesine kadar Moskova havalimanında sorgulanan... Ve hemen ardından e, onur nişanı alan uçak krizini çözen Cavit Çağlar, e, iktidarın gözüne girmiş durumda, TMSF ile borcunu kapatmış durumda e, ve e, artık e, bir anlamda e, yürü ya Kulum denmiş durumda işte A habere de çıktı. Ne zaman? 30 Kasım 2019'da da A habere çıkmış. Evet, iktidarın tezlerini orada o şekilde savunuyor. Evet. Cavit Çağlar'ın artık Demirel'e ihtiyacı yok. Bu Demirel'in son günlerinde çekilmiş bir aile fotoğrafı. Cavit Çağlar Demirel'i toprağa verdikten sonra uçak kriziyle yeniden küllerinden doğdu. Artık Demirel'e ihtiyacı yoktu. Artık Erdoğan ve AKP iktidarı Cavit Çağlar'ı yeniden özlediği günlere döndürmüştü. Hatta mesela o kadar güçleniyor ki Rusya ile ilişkiler yani 4 sene önce uçağı alanda bekletilen bir adam eski devlet bakanı güçlü iş adamı falan yani hani yani boş bir adam değil alana gelen insan. Sabaha verdiği röportajda şunu söylüyor. Rusya'daki dostlarımla irtibata geçtim 15 gün içinde kesilen uçuşlar da başladı. Yani salgın yüzünden durdurulan uçuşları dahi başlatıyor. Cavit Çağlar. Ulaştırma Bakanı başaramıyor, Cavit Çağlar başarıyor. Vatler diyor ki Ulaştırma Bakanı Ersoy arayıp bana teşekkür etti ve kritik cümle. Ben ülkem için her şeyi yaparım. Evet. Ve evet Serpil Yılmaz'a konuştu. 8 Eylül 2020'de Olay TV'nin yüzde yüzü benim dedi. Ve gene bu söyleşi de şu var. Sadece elimde iki tane otel var gayrimenkul olarak. Birisi İstanbul'daki Plaza Otel ki öteden beri kendinin. NTV'de ilk orada başlamıştı zaten. Diğeri de Bursa'daki Mercury Otel. Ee, elimde iki otel var diyen yani insan e, Olay TV'nin %100'ü benim. Ve Olay TV muazzam bir yatırım, muazzam transferlerle başladı. Ve Cavit Çağlar tekrar medyaya döndü. Bu arada hatırlatalım Olay TV'yi de kuran isim, danışman pozisyonunda şu anda. Gene Nuri Çolakoğlu, Cavit Çağlar'la birlikte şeyi, NTV'yi kuran isim. Evet, Nevşin Mengü'nün Olay TV'ye imza attığı fotoğraflar çokça sosyal ağlarda paylaşıldı. Evet, Süleyman Sarılar görülüyor. Gelen ekran yüzleriyle sözleşme imzala, imzalattığı ekran yüzleriyle bu şekilde. E, Fotoğraflar paylaştı. Büyükşehir Belediyesi ile ilişki üzerinde hep duruluyor. İşte bir iş adamına satıldı veya aradaki bir iş adamına satıldı. İşte Büyükşehir Belediyesi'nde çalışanlar e, Olay TV'de görev alıyor. Olay TV'nin başındaki isim Büyükşehir'in basın e, birimindeydi vesaire gibi spekülasyonlar var. Yapılıyor, yapılacak. Ayrı bir konu ama e, bu hikayeyi bir de bu şekliyle bir Cavit Çağlar kimliği profili ve 15 Temmuz kritik 15 Temmuz bölümüyle benden duyun dinleyin istedim. Cavit Çağlar hoş geldi. Olay TV hoş geldi. Medyadaki her yeni hareketlenme, her yeni kuruluş hem basın emekçilerine bir iş kapısıdır, hem yeni bir heyecandır. Çeşitlilik güzeldir. Olay TV muhalif midir değil midir? Bunu çıkmadan. Yayın hayatına başlamadan anlayamayız ama bu ilişkileri e, bilmekte, e, işin böyle bir background, background olduğunu bilmekte de her zaman yarar var. Özel manşeti böylelikle kapatıyoruz efendim. Bir sonraki yayında buluşmak umuduyla.